Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Ramazan 6. gündeyiz. Bu ara böyle aslında her gün Ramazan'da video eklemek istiyorum. Elimden geldikçe daha sık video çekip, her gün olmasa da normalden daha sık video sizlerle paylaşmak hedefim. Ama bilmiyorum tabii ki, biraz da yoğunluğa bağlı. Nasıl yani, oruçlarınız sizin nasıl geçiyor? Allah yani tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bizim de gayet iyi. Bugün ben kendimi iyi hissediyorum. Dün bayağı yorgundum nedense. Bugün de iyiyim ama biraz üşüyorum. O yüzden böyle hırkayla yani mutfağa geldim. Bahar'la beraber tatlı yapacağız. İlk tatlıdan başlayalım. Bugünkü iftar menümüz çeşit olmayacak. Sadece bir çeşit makarna yapacağız. Ve tatlı. Çorba falan istemediler. İsteğe göre bir iftar menüsü hazırlıyoruz her gün. Şu bisküvitten böyle şu makinede geçireceğiz. Ayrıyetten göstereceğim şimdi. Şu sostan vardı. Şu sostan koyup yanlarına çilek koyup dekorlayıp böyle bir tatlı yapacağız bugün. Hafif bir tatlı olacak. Bunu da ben yapmak istedim. Yarın hangi tatlı var bilmiyorum. Her gün yapmıyoruz aslında. Dün şekerpare kalmıştı. Onu yedik. Bana bir tane kalmıştı. Ben de onu yedim. Bugün böyle geçireceğiz. Yarın bilmiyorum. Sırada bir iki tane tarif var yapmak istediğimiz. Belki onlardan birini yaparız. Birkaç tane yemek de var. Ben lahana sarması falan sarmak istiyorum. Hala onu da sarmadım. Muhakkak videoyu da çekmeye çalışacağım yaparken. Neyse, bir an önce Bahar bana yardım edecek. Başlayalım. Şunda bisküvileri şöyle kırıklayacağız. Elimizde de yapabiliriz. Fark etmez. Şu sosu da, bağırsak bisküvileri mi yapmak istiyorsun? Evet. Ben de bu sosu yapacağım. Bu sosu normalde şöyle tartlarda falan da kullanılıyor. Ama biz bu tartlardan pek yapıp yemediğimiz için böyle kullanacağız. Ben bunu indirimden almıştım. Tarihi de geçecek. Hem bunu değerlendirmek için böyle bir şey uyduracağız. Bakalım nasıl olacak. İki tanesini de yapacağım. Ben bunu yaparken Bahar'da bisküvileri kırıklayacak makinede. Herhangi bir vanilyalı puding veya ne bileyim pasta kreması, işte sevdiğiniz bir kremayla yapılabilir bence. Anne, şu plastik şeyi çıkartıyor musun? Hayır. Tam 5 ölçek süt geldi. Pakette o kadar varmış. Aslında 6 koymamız lazım ama biz 5 koyalım. Kıvamını kendi ağız tadımıza göre ayarlayalım diye 6 katmayacaktık direkt. O yüzden şöyle elimle çırpacağım. Makineyle de yapabilirdim aslında ama. Ben şimdi tatlıya başladım. Vanilya sosum şöyle görünüyor. Biraz koyu yaptık biz. Biraz daha aslında şey olabilirdi. İlkini yaptık. Şöyle görünüyor tatlımızda. Bence gayet şeker oldu. Güzel oldu. Ha, ne diyorsun Bahar? Şöyle çilek koyduk. Bazılarının üstüne nar da koyabiliriz diye düşündük. Böyle bir şey olacak. Herkese bir tane. Bu bardaklardan tabii çok yok ama normal bardaklara yapacağım ben. Bazıları büyük. Biraz daha bisküvi şey yapacaksın galiba Bahar ama önemli değil, birazdan yaparız. Çok küçük. O şu çilek biraz şey olmuş. Bahar neden demedin, çilekleri biraz yamuk koymuşum. Şöyle yatıyor gibi olmuşlar. Neyse, önemli değil. Bak sen de öyle koymuşsun. Şöyle dik koyarsa daha iyi oluyor Bahar. Ya dik koyalım. Şöyle önemli değil. Ben şunun da şeyi koyayım. Sen büyükler mi istiyorsun yani? Büyük evet. Bardaklar mı? Bunları Bella ile buğuleme veririz. Şu küçük olanları. Şimdi onlar da bize şey yapmasınlar sonra. Çilekler şey oluyor biraz böyle yamuk olduğu zaman. Ha, şu babanınkine bisküvi biraz daha koysaydık. Hadi be. Bisküvi bitirmeye çalışıyorum benim bari. Anne ben bunu yerim. Ama öyle mi yiyeceğim? Yerim. Nasıl oldu bari? O zaman benimkinin de ekstra bisküvi koy. Biraz konstit oldu şu an ama üstüne biraz daha süs koyarsak
kapanır belki. Babam belki de şey istemiyordu bunlar. Evet. İstemiyor sonra. Ama artık koyduk, izleyecek mecbur. O kalanları da üstüne şey yaparız. Sus yaparız şunları. Bence şunları da öyle yiyeyim. Hepsini kesmemize gerek yok. Benimkini de koyalım. Yani benimkine de tabii ki çilek lazım. Ben birazdan daha koyarım. Babamınkine şöyle koyalım. Çilekten bir iki babana daha koy. Onunki şey oldu çünkü biraz. Tamam. Bence süper oldu. Tatlı işimiz bitti. Şunların yanına koyalım mı çilekleri? Sonra yersiniz yemekten sonra. Bunlarla da yenilmesi lazım. Dün evvel sürümü soydum. Buraya başlamış gibi. Tatlılarımızın son hali de şöyle. Bence gayet güzel görünüyor. Üstüne biraz nar da koyduk. Tatlılar halloldu. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Şöyle ön hazırlığımı yaptım. Kebabımı da buraya koydum. Dönerimi de. Et dönerimi. Onu birazdan kızartacağım. Ama daha saat erken. O yüzden hemen yapmayacağım. Buraya da soğanlarımı dilimledim. Mantarımın da buzu erimiş neredeyse. O zaten yarı pişmiş. Şurada da sos var. Bunu da şu an mutfak sakinken hemen sizlerle paylaşayım. Sonra çocuklar falan geldiğinde ses oluyor. Söylemeyi unutabilirim. Böyle bir sos yaptık. Sütü böyle çok az kaynıyor yani. Süt kaynama kıvamına geliyor. Diğer bir başka kapta da sıvı yağ. İçine un koyup yani göz kararı yapıyoruz biz de. Onu çırptıktan sonra, süt kaynadıktan sonra o sosu sütün içine koyup karıştırıyoruz. Sonra da kapatıyoruz. Beşamel sos gibi bir sos oluyor aslında. Şu an ben sıcak kapattığım için biraz sulanmış gibi ama karıştırınca kıvama gelir herhalde. Sosu ben yaptım bugün. Tuz falan katmıyoruz çünkü hepsini birbirine karıştırınca makarnayla beraber tuzlayıp baharatlayacağız. Böyle yani, şimdi daha erken şu valiz sostan az bir şey kaldı bunda. Artık kızlar yerler sonra diye düşünüyorum. Bir tane daha yapmaya değmezdi aslında. Belki yapılabilirdi ufak bir şey daha ama neyse yapmadık. İftara son bir saat kaldı. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu an kar yağıyor. İnanamıyorum yani. Biz ilkbahar geldi, yaz yaklaşıyor derken şu an kar, birden kar bastırdı. Yani bir son herhalde yarım saattir falan yağıyor diyebilirim. İnşallah kar tutmaz yani. Artık bu sene daha fazla kar görmek istemiyoruz. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ve bayağı bir rüzgarlı var. Rüzgar yani. Hem rüzgarlı hem karlı. Böyle bir iftar olacak bugün. Hiç yani gerçekten görmek istediğim manzara değil benim. Artık güneş görmek istiyoruz. Kar görmek istemiyoruz. Videom kapanmış tekrar. Şimdi ben böyle döneri kızartıyorum tavada. Hatta bitti oldu bile diyebilirim, kuruması. Şuraya da makarna suyunu koydum. Şu makarnanın birini yapacağız. Galiba şunu yapacağız. Şurada da zencefil, sarımsak karışımım var. Zeytinyağı koymuştum içine dolaplıkta. Yemekleri de bundan kullanıyorum. Mantarımı da biraz kavuracağım. Bu zaten yarı kavrulmuş. Ormandan topladığımızda eve getirip yıkayıp suyunu çekeseye kadar kavurmuştuk. Bayağı bir uğraşmıştım bu mantarla. O videoyu da kanalımda bulabilirsiniz. Göstermiştim sanırım. Emin değilim tam ama mantar videomuz muhakkak kanalda vardır diye düşünüyorum. Artık son saatlerde biliyorsunuz ki böyle bir yorgunluk
durgunluk tabii ki insana çöküyor son saatlerde. Bu sene çok şükür böyle çok uzun geç saatlerde açmıyoruz. Neredeyse akşam yemeği saati gibi oluyor bizim için de. Bu sene ben gerçekten çok kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Sanırım bu Ramazan'ı evde geçirdiğim için de, yani çalışmadığım için de öyle hissediyorum. Tabii ki çalışırken oruç tutmak zor oluyordu. Her gün tutmuyordum. O yüzden tabii o zaman maneviyatını tam olarak hissedemiyorsunuz. Ve evde olduğum için çocukların, bu da bayağı ses çıkardı ama, çocukların da istediği yemekleri, tatlıları, işte Hüseyin istediği yemekleri yaptık, böyle hep beraber diyeyim. İftar açtığımız için yemekler de güzel, onların istediği yemekleri yapabildiğim için de ayrı bir tabii ki bana keyif ve mutluluk veriyor. Bu Ramazan gerçekten herhalde çok uzun bir, yani çok uzun seneler önce böyle güzel ve keyifli bir Ramazan geçirmiştim diyebilirim. Yani şükürler olsun ki bu Ramazan'da böyle güzel geçiyor. İnşallah herkesin huzurla, ağız tadıyla geçirdiği güzel bir Ramazan olur. Bunu da böyle ben oy, nasıl bir kavurma şeklidir ki bir kısmı biraz şuraya gitti. Tam her yeri çekmemiş kameram maalesef. Makarnamı da koydum. Kaynamaya başladı. Şey demiştim, yani bayağı bir konuşmuşum ama çekmemiş. Şuraya koymuştum etimi de. Dönerimi şuraya koydum tava boşalsın diye. Bu mantarı da tekrardan bir kavurdum. Onu da buraya aldım. Şimdi normalde soğan ve biberi kavurmuyorduk ama kolaylık olsun, son dakika bayağı karışıklık oluyor mutfakta. O yüzden bunu da biraz kavuracağım. Makarnam pişerken şu an vakit var. Sosumuz da orada zaten. Ben Melina ile bu lemikle başladım. Şu an bir 15 dakika falan var herhalde. Çayımı da demledim. Şu beyaz sosundan koydum. Görünüyor sanırım. Mantar istedi kızlar. Ve dönerden istediler. Biraz şu sarımsaktan koydum. Tamam, makarnam da pişti sayılır artık. Böyle sosla beraber onları güzel bir karıştırdım. Bilmiyorum onlar köri isterler mi ama onlarınkine fazla baharat koymuyorum. Biraz tuz koydum sadece. Bence makarnam da artık pişti. Şöyle oldu. Dönerini bayağı bol koydum. Makarnası hatta bir tık az gibi ama bunu ikiye böleceğim. Belinay ve Buğlem'e. Biraz yapışkanlı gibi koyu kıvamlı bir sos oluyor. Beşamel sostan biraz daha farklı bir kıvamı var. Siz de fark etmişsinizdir. Kızlarınki hazır. Şimdi baharınkini yapayım. Sosu da göz kararı koyacağım. Bahar da bol soslu sever. Biraz daha koyayım. Şimdi Bahar'a biraz köri koysam olur. Bahar soğan hariç hepsinden istemişti. Dedi ama ben soğanla biliyorsunuz biberi aynı karıştırdım. Bunu nasıl ayıklayacağım bilmiyorum.
kendim bunu da. Aşağıda yapabilirim. Hayır. Neden? Sen kimle konuşuyordun? Sizinkileri yaptım böyle. Biraz soğusun diye. Çünkü bizim de vaktimiz biraz azaldı. Şimdi Bahar'ınkini yapıyorum. Sonra annele babanınki. Kendime de sarımsaktan koyayım. Anne. Mantar katacağım. Biraz bol. Efendim Buğla. Şimdi yedir miyim? He? Şimdi yedir miyim? Ama çok az kaldı biliyor musun? Beraber oturup yesek daha güzel olmaz mı? Biraz şu acı biberden de katacağım içine. Benimkini. Sonra sosumu da katacağım. Soğusun hem. O yüzden ben yaptım sevgilerken. Şöyle biraz bol soslu olsun. Benimki de sosu fazla yapmışım. Biraz ben de köri koyacağım. Çok az da karabiber koyayım. Pul biberi de yok. Pul biberim de bitmiş şeyde. Çok güzel bir şu an. Acayip çok güzel koktu. Yani kokusunu da size göndermek isterdim. Şu sarımsak da acayip bir böyle aroma kattı kesin yemeğe. Hem içinde zencefil hem sarımsak var. Sanki çok az daha makarna olsa olabilir gibi. Körü de renk vermedi aslında. Ha, ben kendime kebap katmadım. Ben şu an Hüseyin'inkini yaptım. Sanırım kamera yine kapanmış. Bence hafızası dolduğu için durmadan kapanıyor. O arada bir şeyler anlattım ama fark etmedim kapandığını. Sostan, makarnadan, köriden, bütün malzemelerden kattım. Bu Hüseyin'inki en son yaptım. Benimkini de hemen size göstereyim. Benimki de böyle görünüyor. Şu an soğumada. Son 6-7 dakika kaldı. Bu ulam yemeğe başladı bile. Benilay da gelmiş masaya. Bugün masada çok bir şey yok. Sadece herkese özel makarna ve su var. Kolay bir masa hazırlığı oldu. Malzemelerimizi de burada. Hüseyin'le biz hepsinden koyduk. Bu da onun. Sen bir baksana makarnana. Seninkini ben yaptım ama sıcak mı istiyorsun, soğuk mu? Biraz daha var. Biraz daha yapabilirim doymayan olursa bununla. Size restoran usulü özel yaptım, beğenmiyorsunuz. Begüm sana nasıl yapacağız? Şu da Hüseyin'inki oldu. Begüm'e sadece sosuyla makarnasıyla yapsak? Saçına bak Begüm, senin bu saçın haline. Biraz sıcak olma ihtimali var. Üf ya. Sıcak mı? Evet. O zaman verme. Biraz karıştır, üfle. Soğur o hemen. Zaten çok az Begüm yemeği. Bizim de yemeğimiz böyle. Artık herkese afiyet olsun. Bir an önce yemeğimi yiyip çayımı içmek istiyorum. Ve arkada tatlı var. Benim tatlıları gördün mü? Hepsi benim ama. Herkese bir tane var bugün. Hiç kimse kimsenin hakkını... Nasıl herkese bir tane? Bana hani iki tane yapacaktın? Baba o kadar yetti. Bu kadar. Yani aslında biraz daha belki... Seninkinin o zaman yarısını ben yedim. Vanil sosumuz azdı. Vanil sosu. Yoksa bisküvit falan vardı. Ama şey, en büyük kaseyi sana vereceğiz. Ekstra üstünde doldurduk. Yani aslında... Ya bir zahmet yani. İki tane sayılır yani. Bir zahmet. O kadar koca adama küçücük şey mi vereceksin? Al bana bunu. Bu ara Hüseyin tatlı yiyesi var. Oruç şey girdiğinden beri iyi, tatlı iyi gidiyor. Baba o kadar üfledi. Daha hala şey değil. Beğenmedi gibi makarnayı. He. Yani kuru kuru olmasın diye sosundan koydum ama çok verme birden. 2-3 tane 2-3 tane makarna ver. Benim kızım aynı ben ya. Çünkü şey çok küçük küçük kesmedim makarnaları. Yani elimle kestim ama ana işte. Yani unut fazla tamam, gelebilir. Tamam. Artık oruçluyum. Kelimeleri toparlayamıyorum. Yoruldum yani. Buğlem, bu arada sen bütün makarnaları da yedin. Etleri falan içinde mantarları mı kaldı? Bana böyle geldi. Ha, onları neden yemedin? Mantar istemiyorum. Mantar o kadar az koydum ki. Hem çok az. Hem bizim topladığımız mantar. Evet.
Ellerimizle ormanda topladığımız mantar. Oy nişi, bu saç baş ne? Begüm de biraz önce uyandı. Bak annene verdi. Olivin oluyor ve meatloaf. Hepsinin içine koydum. Ay şimdi artık sıcaklayacağım herhalde. Kaç dakika kaldı? 26 geçiyor. 28 geçelim bildiğim. Ya benimki de 27 idi ama şey 28. Çok sarımsak yemek de iyi değil. Çok yemeyin ya, sarımsak sonra şey yapabilir. Hararet yapabilir mi? Bilmiyorum, içine koydum çünkü sarımsak. Sen su mu istiyorsun Begüm? Ah. Kaç geçiyordu bugün? 27 geçeydi. Sen diyorsun ki 28 geçe benimkinde. Ben telefonum yanımda yok. Bakmamız lazım. 27 geçe benimkinde. Aptal. Pişt. Ama 28'i bekleriz. Ben söyleyeceğim size 28 oldu 26. Google'a sorsak. Önüne kavanoz gelmiş. Tam görünmüyor. Ben görüyorum ama. Google'a sor bana. Başka bir şey istiyor muydunuz kızlar? İtalyan makarnası var her menüde. Dönerini de bayağı bol koydum ama. İtalyan makarnası ama Türkçe koymuş. Bu Türkiye görmüş versiyonu. Değil mi kuzum? Dönerli. Döner döner şahit ister ama döner dönerdi. Olsun, ne yapalım? Türkiye'ye gidip bir koşu döner mi alıp gelelim sana? Ya da Almanya'ya gitsek daha hızlı gider geliriz. Almanya'ya gideriz ya. Almanya'da yeriz. Almanya'da zam gelmiş dönere. Öyle yazıyor gazete. Gelmiş, yani gelmiştir herhalde. Yani niye gelmedi ki? Begüm ne yiyorsun sen? Isırabilecek mi acaba? Isırıyor. Tam daha şey yapamıyor, alıp elini ısırıp yemeği. Begüm! Bu arada Begüm'ü yıkadık. Hemen Hüseyin'den hızlıca yıkanacaktı bu ara. Biraz vakit olmuştu. Mutfağın bir kısmını hala toplamadım. Birkaç bardak çay içtim. Şimdi tatlımız aklıma geldi. Tatlıyı neredeyse unutmuşum. Saat 8.30 oldu. Çocuklar beğendiler. Hüseyin daha yemedi. Hüseyin'e de şimdi götüreceğim. Hatta bunu Hüseyin'e götüreceğim. Ben kendim daha farklı olanı yiyeceğim. Böyle yani videomu da kapatmak istedim. Artık tabii ki biliyorsunuz bir yorgunluk da çöküyor. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Dediğim gibi daha sık video atmaya çalışacağım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.